Herkese merhaba. HTC Desire 816 elimde. Bu telefon Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı geçtiğimiz Şubat ayında. HTC'nin tanıtmış olduğu iki Desire serisi akıllı telefonlardan bir tanesiydi. HTC One M8'den önce tanıtılan bu telefon HTC'nin giriş, orta ve orta üst segment Android telefonlarına ev sahipliği yapan Desire serisinin üst sınıf modeli olarak karşımıza çıkıyor. 5.5 inç ekran var bu telefonda. Aslında phablet sınıfına sokabiliriz HTC Desire 816'yı. Phableti çok daha uygun bir fiyatta sunuyor tüketicilere. 1400 liralık bir fiyatı var HTC Desire 816'nın. Tabii ki 1400 liranın ne kadar ucuz olduğu tartışma konusu. Ancak bu telefonun üst sınıf Android telefonlara göre daha uygun bir fiyat seviyesinde olduğunu söylemek gerekiyor. HTC Desire 816 orta üst segmentli telefon, Desire ile One serisi arasında bir bağlantı vazifesi de görüyor. Barındırdığı teknik özelliklere baktığımızda da bu telefonun gerçekten bu sıfatı hak ettiğini söyleyebiliriz. Yekpare, tek parça, plastik tasarıma sahip olan bu cihaz 7-8 mm'nin biraz da altında bir kalınlığa sahip ve 5.5 inçlik bir ekranı sahip olsa da elinizde rahatlıkla kavrayabiliyorsunuz. Sadece güç butonu biraz üstte yerleştirilmiş. Telefonu elinize tutarken güç butonu ulaşmak için telefonu elinizde biraz daha hareket ettirmeniz gerekebiliyor. Bir de tuşlar fazla derin değil, sığ. Bu da rahat basmanızı biraz zorlaştırıyor HTC Desire 816'da. Telefon tek parça, pil kapağı çıkarılmıyor. 2600 mAh kapasiteli bir batarya var. Tıpkı HTC One M8'de olduğu gibi yerinden çıkarılmıyor. Herhangi bir kapak açılmıyor. Arkada 13 megapiksel flaşlı kamera mevcut. Sol tarafta güç ve ses tuşları yer alıyor. Bir kapak arkasında, görmüş olduğunuz kapağın arkasında şöyle açalım. Biraz zorlayabiliyor açması. Bu kapağın arkasında Nano SIM ve microSD kart yuvaları bulunuyor. Ve hemen aşağıya doğru ilerlediğimizde de aşağıda da microUSB portunu görüyoruz. Mikrofon yine altta yer alıyor. Üstte de ikinci mikrofon, gürültü basın özelliğini sağlayan ikinci mikrofon mevcut. Önde 5.5 inç ekran var. 5.5 inç ekran 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran çözünürlüğü 5.5 inç ekranda Full HD ekranlardaki kadar yüksek piksel yoğunluk değerini üretmiyor doğal olarak. Yine de Desire 816'nın bu 720p ekranının keskinlik ve kontrast açısından iyi olduğunu söyleyebiliriz. Görüş açıları da Super LCD 2 ekranın görüş açıları da gayet iyi. Parlaklık da iyi seviyede. Bu ekran film izlerken, Android kullanıcı arayüzünde gezinirken epey kullanışlı gibi gözüküyor. Dışarıda da video çekerken, fotoğraf çekerken de güneş ışığı altında iyi bir görüş sağlıyor HTC Desire 816'nın ekranı. Altta boom sound hoparlörler var. Üstte ve altta gördüğünüz boom sound hoparlör teknolojisi One M8'de bulunan teknoloji. Mevcut HTC Desire 816'da da bu da hoparlörlerden epey yüksek bir ses çıkışı elde etmenizi olanak sağlıyor. Birazdan onu gösterelim. 5 megapiksel kamera var. One M8'de olduğu gibi selfie meraklıları için bu sevindirici bir haber. Ekran üstü navigasyon tuşları gördüğünüz gibi yer alıyor HTC Desire 816'da ve bu telefon Türkiye piyasasına Sense 6 kullanıcı arayüzüyle Android 4.4 KitKat'ta giriş yaptı. Sense kullanıcı arayüzü görüyorsunuz. 6 versiyonuyla birlikte önemli güncellemelerden, değişikliklerden geçti. Ve bu değişiklikleri HTC Desire 816'da görüyorsunuz. Uygulamalar gördüğünüz gibi yer alıyor. Android uygulamaları var. Google'ın servislerine Android uygulamaları. Bunun yanı sıra HTC'nin de yüklediği çeşitli Android uygulamaları mevcut. Yine Zoe, Video Highlights gibi kamera özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. HTC Desire 816'da yine ayarlar menüsüne baktığımızda da gördüğünüz gibi kişiselleştirme altında temalar var. Tıpkı One M8'de olduğu gibi bunlarla telefonu biraz daha kısıtlı da olsa özelleştirebiliyorsunuz. Motion Launch vesaire gibi One M8'de gördüğümüz özellikler ise yok. Arkadaki 13 megapiksel kamera fena fotoğraf çekmiyor. Fotoğraf kalitesini fena bulmadığımızı söyleyebiliriz. 1080p video kalitesinde de çekim gerçekleştirebiliyor. Bu mesela 720p çekim de yapabiliyor. Ancak video çekerken ayarlarda 720p'nin seçili olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Çünkü biz video çekerken ilk başta 720p'nin varsayılan olarak açık olduğunu görmüştük. Gördüğünüz gibi kamera uygulaması içerisinde kamera, video ve selfie modları var. M8'de gördüğümüz o modlar, daha gelişmiş modlar yok. Bunun yanı sıra Zoe'yi de görmüyoruz haliyle. Ancak Zoe uygulama olarak yer alıyor ve video highlights'lar oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çeşitli manuel ayarlar var. Bunlarla çekim biraz daha özelleştirilebiliyor. Çekim işlemi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Video bölümünde de gördüğünüz gibi ayarlar yine mevcut. Yine video çekiminde anında başlayıp
çekiminizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Video çekerken de fotoğraf çekmeniz mümkün. Yine öndeki 5 megapiksel kamera selfie'lere, öz çekimlere uygun ve görüntü kalitesinin de oldukça beğenimizi kazandığını söyleyebiliriz. Detaylar açısından 5 megapiksel tabii 2 megapiksel kameralara göre çok daha iyi ve çok daha iyi sonuçlar veriyor. Renk açısından da ön kamerayı iyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. HTC Desire 816'nın hoparlörünün boom sound teknolojisine sahip olduğunu söylemiştik. Bu da tabii ki neye olanak sağlıyor? Film izlerken, müzik dinlerken çok daha iyi ses çıkışı almanız olanak sağlıyor. Harici bir hoparlöre ihtiyaç duymadan doğrudan Desire 816'nın hoparlörünü kullanarak istediğinizi izleyebilirsiniz. Şimdi size bir tane video gösterelim. Bu videoyu da gösterirken Desire 816'nın nasıl çalıştığına bir göz atalım. Tabii ki bağlantımız biraz izin verirse şöyle hemen bir video seçelim ve hemen size gösterelim hoparlörün ses çıkışının nasıl olduğunu. Bu şekilde siz de daha iyi anlayacaksınız HTC Desire 816'nın hoparlörün nasıl çıkış verdiğini. Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum iPhone 5S Apple'ın 2013 model amiral gemisi iPhone'u. Biliyorsunuz Apple bu yıl iki farklı iPhone. Gördüğünüz gibi HTC Desire 816'nın ses çıkışı gayet iyi ve herhangi bir harici hoparlöre ihtiyaç bırakmadan da sadece telefon hoparlörünü kullanarak da film izlemeniz, müzik dinlemeniz olası. Tabii ki kutudan da kaliteli bir kulaklık çıkıyor. HTC'nin kulaklık konusundaki ünü malum. Desire 816'da bu üründen yeteri kadar faydalanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Desire 816 ile ilgili aktaracaklarımız temel özellikler bunlar. Tabii ki çok daha fazlasını telefonla çekilen fotoğrafları ve performansla ilgili ayrıntıları da teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan izliyorsanız açıklama bölümünde Desire 816 teknoblog incelemesinin bağlantısını da bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.